Bu Narin cinayetinde biliyorsunuz savcılık Narin'in amcası, eşi ve oğlunun ve Nevzat'ın katil olduğunu açıklamıştı. Baba çok net bir şekilde bugün hem amcaya hem eşine hem kardeşine sahip çıktı. Aman oğluna sahip çıktı sevgili izleyiciler. Sahip çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın üzerine yıktı suçu. Daha önce karımda da oğlumsa da kardeşimse de ceza çeksin diyen şey söyleyin. Baba Narin cinayetinde eşine, oğluna ve amcasına sahip çıktı. Diyor ki iki tane kamera görüntüsü var. Bu kamera görüntüleri şeye girmeli. İddianameye girmeli. HTS kayıtları doğru değildir diyor. Nevzat kızımı aldı diyor. Şuraya gelseniz evine diyor. HTS 2 metre kaysa HTS kayıtlarında yanlış olduğunu yönelik olarak bir iddiada bulundu. Yani bir anlamda çok net bir şekilde şeyi savundu sevgili izleyiciler. Erkek kardeşini, oğlunu ve karısının bu cinayette rol almadığına, cinayetle ilgili bir sorumluluğu olmadığını baba kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor. Daha ileri gideceğim ama söylemeyeceğim onu. Bu cinayeti herkes biliyor sevgili arkadaşlarım. Yani neyse. Ben söylüyorum ailenin dışında bir cinayet olamaz. Ve bu cinayeti herkes neden olduğunu hala bilmiyoruz cinayetin değil mi? Neden olduğunu bilmiyoruz. Aslında neden olduğunu öğrensek sevgili izleyiciler cinayet çözülecek. İstanbul'da biliyorsunuz bu yeni doğan bebek çetesiyle ilgili olarak kendisini İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin ve avukat Aylin Arslan Tatar'ın savcıya ölüm tehditleri savunmasının ardından sokakta çok güçlüler, savcıyı öldürecekler de uyarmak istedim ifadelerini kullandığı, şüphelilerin de Mustafa Kemal Zengin'i suçladığı ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Yani birbirlerine düşecekler. Habere göre Yavuz Çelik ifadesinde serbest bırakılması için Mustafa Kemal Zengin'le görüştüğü, Tuğçe şimdi şöyle gelelim. Üvey kızı olduğunu belirterek Tuğçe'yi annesiyle birlikte okuttuk, hemşire oldu. Tuğçe tutuklanmadan yaklaşık 2 yıl kadar önce Beylikdüzü ilçesinde özel birinci hastanesinde çocuk yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce, tarihini tam hatırlayamıyorum, İçeriğini bilmediğim sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra Mustafa Kemal Zengin ile karşılaşmamızda kızımın tutukluluğundan bahsettim. Kendisi bana kaç yıldır tanışıyoruz, yardımcı olmak isterim. Sen Tuğçe'nin bilgilerini ve dosya numarasını ver dedi. Ben de verdim. Konuşmalarından avukat çevresini araştıracağını zannettim. Ben sana haber vereceğim dedi. Bu görüşmeden yaklaşık 10-15 gün sonra Mustafa Kemal Zengin otoparka geldi ve oturduk. Bize kızımız Tuğçe'nin dosyasını araştırdığını, yakın zamanda ilk ifadesini alınacağını ve serbest kalabileceğini söyledi. Fakat bu bilgiyi kimden nasıl aldığını söylemedi. Ben de Tuğçe'nin avukatı ve sevgilisi Mustafa Gür'ü çağırdım. Durumu anlattım. Kendisi de bana bunu anlam veremediğini, çünkü ek ifade vermek için itirafçı olması gerektiğini, zaten Tuğçe'nin bu dosyadan en masum kişi olduğunu ve suçsuz olduğunu, ek ifade gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Aracına binerek otoparktan ayrıldı. Suçlamaları kabul etmiyorum demiş ve Mustafa Kemal'in üzerine bırakmış Mustafa Kemal Zengin'i. Şimdi size Mustafa Kemal Zengin'de küçük bir ayrıntı anlatacağım bir de. İnternette düşen haberlerde ben abim Baki Çelik'in ismini kullanarak dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısının bize esnaf tanımlaması dışarısına çıkarıp sanki bir suç örgütü lideri, suç makinesi, Türkiye'de aydınlanmayan faili meçhul suçlarında dahi şüphelisi gibi anlattığını öğrendik. Olayların neden buraya kadar geldiğini anlayamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Biz vatanımızı, milletimizi severiz. Devlet görevlisi kişileri bırakın tehdit etmeyi, saygısızlık bile etmeyiz. Ben bu olayları bu noktaya getiren ve adımızı suçlamalarda bulunan Mustafa Kemal Zengin isimli şahıstan şikayetçiyim ve davacıyım demişler. Yani bu dava Mustafa Kemal Zengin'in üzerine yıkılarak herkes yırtmaya çalışırsa şaşırmayın. Önce onu söyleyelim. Mustafa Kemal Zengin sevgili izleyiciler bir düğüne katılır. Bakın bu özel bir savcıyla gider. VIP kapısından girerler. Tekrar söylüyorum. İstanbul'da bir başsavcıdan söz ediyorum sevgili izleyiciler. VIP kapısından girerler. VIP kapısından giremeyeceği söylenir Mustafa Kemal Zengin'in. Mustafa Kemal Zengin müsteşar yardımcısı kimlik kartını gösterir. Tabii savcı, başsavcı der ki geçsin der. Mustafa Kemal Zengin VIP kapısından girer. Bu arada VIP'den sorumlu biliyorsunuz emniyet müdürleri aynı zamanda hemen savcının yanına gelir der ki
bu Mustafa Kemal Zengin'in taşıdığı kimlik kartı sahte efendimler. Sahte. Şey birden şaşırır. Der ki tamam sorun çıkarmayın. Ve o olayın ardından da Mustafa Kemal Zengin'le ilgili olarak yanından uzaklaştırır. Ama asıl soru şudur. Sahte bir kimlik kartı kullanan Mustafa Kemal Zengin, ki buna MIT kartı da dahil olmak üzere, savcılarla, hakimlerle, yani İçişleri Bakanı'yla, İbrahim Kalın'la, aklınıza gelen tüm devlet yetkilileriyle fotoğrafı olan, buna Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil, fotoğrafı olan bu şahısla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı neden bir operasyon yapmaz sevgili izleyiciler? Onun sahte müsteşar İçişleri Bakan Müsteşar Yardımcısı kartı taşıdığı halde. Daha ileri gidiyorum sizinle. Cumhuriyet Savcısını tehdit eder makamında Mustafa Kemal Zengin. O Cumhuriyet Savcısı görüntüye kamera çekimi yaparken Mustafa Kemal Zengin'i odasında polis çağırarak neden gözaltına aldırmaz? Tehdit edildiğini söyleyerek neden gözaltına aldırmaz sevgili izleyiciler? Çünkü siz Cumhuriyet Savcısının odasına gidip tehdit ettiğinizde ağzınıza sıçarlar, açık söyleyeyim size. Ağzınıza sıçarlar. Neden aldırmaz? Yani delillerin toplanmasını mı bekledi? Halbuki o gün o operasyonu yapabilirdi Mustafa Kemal Zengin'e yönelik olarak. Acaba savcı da tereddüte mi düştü? Sonra araştırmaları sonucu mu bu davanın daha büyüterek Mustafa Kemal Zengin'i de bu dava sürecinin içerisine kattı diye merak ediyorum sevgili izleyiciler. Merak ediyorum. Başka bir haberimiz var mı? Şöyle söyleyelim. Başka da bir haber yok. Öncelikle bugün için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Dostlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Şey diyor ki Mavi, Ali abi arka fon güzel olmuş da bunu bozkurtlar görmesin. Bir avuç terörist şimdi faşizm derler ona. Sevgili arkadaşlar, bu fonun temel nedeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle yaptığımı ifade edeyim. Bir kez daha Cumhuriyet'in 101. yılı herkese kutlu olsun. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin şartlarında işte 1928'e kadar neden hilafeti savundu, neden halifeliği savundu, neden 1924 anayasasına devletin dini İslam maddesini koydurdu diye bir insan tartışabilir. O günkü tarihi koşullarla alakalıdır. Tarihi koşulları ne zaman kendini güçlü ilan görmüştür ve koşulları değiştirmiştir. Ve bugünkü modern cumhuriyeti bize teslim etmiştir. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu cumhuriyet eksik mi? Eksik sevgili arkadaşlar. Bu cumhuriyet hukuk açısından, adalet açısından, vatandaşlık açısından bir yön eksikleri var mı? Var sevgili izleyiciler. Ama hepimize düşen temel görev cumhuriyeti geriye götürmek değil, cumhuriyeti demokratik anlamda ileriye götürmektir. Bu topraklarda vatandaşlar arasında vatandaşları ayırmayan, dilinden, inancından, kimliğinden, etnik yapısından, konuştuğu dilden, kültürel yapısından ayırmayan bir hukuku inşa etmekten geçiyor. Ve şimdi kimileri bana yazıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiniz, memnun musunuz? Bak gördünüz mü, ondan daha kötü biri geldi diye. Hayır sevgili izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik ve eleştirmeye devam ediyorum. O sayfa kapanmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu sayfası açılmamak üzere kapanmıştır. O kaybetti. O kaybeden bir genel başkan. Bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de yeni bir aktör olmasının realitesi falan yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu'nu falan da özlemiyorum, bilginiz olsun. Eleştirmeye de devam ediyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim. Yani Özgür Özel kötü bir muhalefet genel başkanlığı yürütüyor diye, muhalefet liderliği yürütüyor diye Kemal Kılıçdaroğlu'na özlem duyacağım zannetmesin. İlk yayına girerken, yayın açarken söylemiştim. Eskinin aktörleri yeniyi kuramazlar sevgili izleyiciler. Eskinin, eskiyle bağları olanlar yeniyi kuramazlar. Yeniyi ancak eskiden arınmış insanların sayesinde kurabilir. Hem zihniyet itibariyle, hem kadro itibariyle, hem dil, yöntem itibariyle eskiye benzemeyen bir şekilde yeniyi kurabiliriz. Kısacası bugünkü Türkiye'de Erdoğan iktidarı değişmek zorundadır. O yeni bir oyun kuruyor. Yeni bir oyun tutar mı tutmaz mı hep beraber göreceğiz. Ama şunu bilin ki eğer bu süreç Erdoğan'ın kurgusuyla devam ederse
Muhalefeti de yerli ve millileştirerek devam ederse Erdoğan 5 yıl daha bu ülkeyi yönetir. 5 yıl daha yönettikten sonra sevgili izleyiciler artık kapıyı kapatıp gidebilirsiniz. Çok net söylüyorum. Kapıyı kapatıp gidebilirsiniz. Her şey o eksik olan yanlarda tamamlanmış olur. Bundan sonra da Erdoğan ailesi onun tespit edeceği isimler ülkeyi yönetmeye devam ederler. Akşam Menduh Bayraktaroğlu ile beraber olacağız. Ve gündemi, haftalık gündemi konuşacağız sevgili izleyiciler. Mutlaka bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Kendinize de iyi bakın.